Evet dostlar, şimdi ceviz adam ceviz adam deyince bundan 2 sene önceydi. Kendime bu şekilde bir yelek yaptım. Cevizden bir yelek yaptım. Ve bununla bir fuara katılmıştım. Hatta Tarım Bakanımıza da o zaman ceviz ikram etmiştim bu yelekle. Mesela cevize dikkat çekmekti. Hala da öyle. Şimdi bu benim ceviz yeleğim. Bununla sizi tanıştırayım. Ceviz yeleğim. Ceviz adamın yeleği daha doğrusu. Bunu Seyit hocama da giydirmiştim gerçi geldiklerinde. Bunlar da benim kaktüslerim. Yani bu leş kaktüsü sonbaharda en güzel çiçek açan kaktüsümüz bu şimdi. Bunun yanındayım. Biraz yakından kokladığınız zaman çok hoş bir kokusu yok ama görüntüye bakarsanız dostlar, bakın şu güzelliğe bakın. Sonbaharın bu zamanında böyle cıvıl cıvıl bir güzellik ve aşağıdan gelen tomurcuklara bakın yeni. Yani daha aşağı yukarı bu beni ne kadar daha çiçekleriyle karşılayacak? Muhtemelen bir ay kadar daha gelecek. Bir de böyle farklı farklı şeyleri, tonları var. Bak, yakından çekerseniz bakın şöyle. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Yani leş kaktüsü deniyor. Bu kadar güzel bir renk. Şimdi bunu gördünüz. Bir de şuna bakın. Bu da farklı bir ton. Bunun daha farklıları da var tabii. Yani bu familyadan, bu aileden olan bir sürü kaktüsümüz var. 5-6 çeşit. Evet, boş zamanlarda ben bunlarla ilgileniyorum. Yani bu kaktüsleri yetiştirmek, evde beslemek, koleksiyon yapmak bence stresi alıyor. Hani derler ya işte radyasyona engel oluyormuş, radyasyonu alıyormuş, onu bilmem. Yani radyasyonu alıp almadığını bilmem ama stresi aldığına ben kefilim, ben şahidim arkadaşlar. O yüzden bitkilerle ve hayvanlarla mutlaka ilgilenin, onlarla uğraşın. Çünkü dünya geçici, hepimiz göçeceğiz. Yani hepimiz öleceğiz. Bu hayatta düzgün yaşamak, kaliteli yaşamak önemli olan. Çok kazanmak değil. Kaliteli yaşamak, kaliteli harcamak mühim olan. Ve ben size çiçeklerle, hayvanlarla mutlu bir yaşam diliyorum. Evet. Ceviz adamın kaktüsleri. Şunlar da yılan kaktüsü dediğimiz, baharda da bunlar çiçek açacak. Baharda bunlar çiçek açacak. Sonra şu mercan kolyeler, bunlar da yine çiçek açacak. Hatta tespih sukulentlerimiz var ya, tespihler. Bakın mesela bunlar da uçlarından papatyalar açacaklar. Hatta bakar mısınız? Güzel güzel inci kolyelerim şeye gelmiş, tomurcuğa gelmiş. Bakın şu tomurcuklar, herhalde bir aya kadar onlar da yine çiçek açacak. Baharda açmışlardı. İkinci çiçeklerini hazırlanıyorlar sera içerisinde olunca. Evet dostlar, şu anda güneş de vurdu. Sıcak da seranın içerisinde terlemeye başladım. Terlerim gözüküyor mu bilmiyorum ama tabi bu arada ceviz yeleğin ne kadar kalın, ne kadar ağır olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Yani aşağı yukarı 10 küsür kilo cevizden yapılmış. Altında da sağlam bir yelek var yani.